hikaye. Beni seviyor musun? Tabii tabii yeğenim. Ben bütün kızları severim. Adam İtalya'da Salvador Dali ile kapışmış. İnanılmaz bir ressam ve benim sergisine iki biletim var. Fırıl'la birlikte gideceğiz. Ayrıcalıklıyız. Dur bakayım. Anam! Ya! Bu biletten bende de var ya. Ben de davetliyim bu sergiye. Ben de diyorum neyin artistliğini yapıyor bu sığırt hava. Saçmalama be oğlum. Sen o çevreden kimi tanıyorsun ki bilet elde edeceksin? Oğlum, ben o çevrenin çocuğuyum, güyüm. Biz var ya, ailecek, sanat için soyunur, kaplacalara gideriz. Caz çalar oynarız. Hayatta vesikalık çektirmeyiz, biz hep portre takılırız. Zekai, sakın o sergiye gelmeye kalkma. Kahve değil orası, elini kolunu sağlayarak giremezsin. Bana bak, davetiyesiz de almıyorlar, atarlar sizi oradan, olay çıkar. Asıl ben geldiğimde olay çıkacak. Sanat çevreleri, Hilal taktiğiyle benim çevremi saracaklar. Vay arkadaş, nereden bulacağız davetiyeyi ya? Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oğlum Zek, lan duyduğuma göre sende sergi biletleri varmış Ece. Hacı, bize de ayarlasana lan. Bak var ya, biz özümüzde var ya, böyle çok sanatsal çocuklarız lan. Zamanında böyle az mı set sergi bastık? Ya oğlum siz ne sığır kompleksi adamlarsınız ya. Yok aga, ben de davetiye falan yok. Şuraya öyle kasılınca ben de yalan attım bende de var diye. Oğlum ne yapsam? Acaba Somer'in sünnet davetiyesini mi kaptırsam sanatseverlere? Benim ne yapıp edip o sergiye girmem şart. Çağ dışı kalamam bu olaydan. Oğlum lan... Sen o zaman var ya acı, tam adamına denk geldin ha. Ben basarım davetinin aynısından. Oğlum ben zamanında var ya böyle kombine bilet bile basmıştım. Böyle başkanla birlikte İnönü'de maçları izlerdik. Hatta böyle bazen beni as başkan falan sanarlardı. Oğlum yoksa Tabata'yı sen mi aldırdın? Ne yapayım oğlum? Bizim at pazarı bebelerine çok benziyordu lan. Böyle kan çekti biliyor musun? Neyse acı, orijinal konuya dönelim. Şimdi bak, sen bana orijinal davetiyeyi Arak'la getir. Ben o davetinin aynısından basarım. Ama bak, senin bunun karşılığında bana kız ayarlaman gerekiyor. Oğlum şu anda 4 tane kızı idare ediyorsun lan. Hacı, bir tanesini bana versene lan. Ya oğlum çorap mı bu? Vicdansız. Ver ne demek? Ben sana senin sikletinde bir tane ayarlarım. Ben şimdi gideyim de ex tavşanımla orijinal davetiyeyi araklayayım. Hadi görüşürüz. Evet çocuklar, şimdi tahtaya yazdıklarımı siz de defterlerinize yazın lütfen. Oğlum Zeki, nerede lan sergi davetiyesi? Oğlum bugün hacılaman lazım. Boş derste gidip matbaaya bastıracağız. Oğlum dersin ortasında nasıl hacılayım? He? Sığır sosu. Bir yerle bir zil çalsın, kızlar çıksın gider hacılarım. Ya ne yapayım ya? Playboy oldum ya. Ya kızlardan köşe bucak kaçıyorum işte. Ayıp da söylemesi benim 7 değişik ilişkim var da. Da sergiye hangi birini getireyim diye düşünüyorum. Aslında diyorum ki 7'sini birden getirip ben de mi sergilesem? Zeka hadi geç yerine lütfen. Aynından bas. Eğer aynısı olmazsa ben senin aynından basar piyasaya sürerim, tamam mı? Aferin lan. Orijinal oğlum bu. Ama var ya, ben öyle bir davetiye basacağım ki... ...senden benden daha gerçek olacak biliyor musun? Bizi sahte sanacaklar. Hadi. Yani kızlar anlayacağınız, biz aslen yabancı uyrukluyuz. Benim babam Avrupa'da Euro toptancısıydı, tamam mı? Biz buraya Euro'ları bozdurmaya geldik. Ama işte sahillerdi, şiş kebaptı falan derken yerleştik buraya. Lan Zeki, oğlum. Hadi kızlar, hadi siz bir tuvalete gidin. Makyajları, abdestleri tazeleyin, hadi. Oğlum Zeki,
Bak ben aynısından bastırdım ha. Var ya, boğacım bile aynısını basarım. Yan sanayinin yanındayım. He, sen yan basma da. Dur bakayım. Anam. Oğlum harbiden şükrele almış lan. Oğlum çok güzel basmışsın. Harbiden çok güzel klonlamışsın. Bak ben seni aslında mezba insanı bilirdim ama sen iyice matbaa insanıymışsın. Hacı bak. Bize de bastırdı. Hacı bu değişimin ilk parçası. Ama biliyor musun ikinci parçası Türkiye'de yok. O yüzden değişemeyeceğim. Oğlum ben senin eksik parçanı bulurum ya sanayiden. Yedek sığır. Gerçi senin eksik parçan beynin gibi ama yerine dalak da koysak işlevsel olur yani. Şimdi geriye bu orijinal davetiyeyi ex tavşanımın çantasına koymak kaldı. Tuna ne? Akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Osman Paşa ne yapıyor? Sükür. Kitabı çaldık, davetiyeyi değiştirdik. Şimdi bu kitabı çantanın içine geri nasıl koyacağız? Diyorum ki, acaba çantanın aynından bir tane daha alsak, o çantanın içine bunu koysak sonra çantayı değiştirsek ha? Çüş, git bari kızı değiştir. Savaş bütün hızıyla devam ediyor. Sonra planlı savaşın ortasında Osman Paşa kendisine benzeyen birini gönderiyor düşman kuvvetlerine. Düşman kuvvetlerine diyor ki, aha teslim oldular. Teslim olduklarını düşününce mevzileniyorlar, rahatlıyorlar. Hocam, coğrafya değil ki tarih anlatıyorsunuz. Affedersin. Çocuklar ya kusura bakmayın ya savaş oyunu çok oynadım böyle etkisinde kalmışım. Neyse o zamanlar Plevne zamanları iklim çok sert. Yeşil soğanların yeşilini yemiş düşmanlar. Hep coğrafya bunlar bak dinleyin ha. Yerden. Allah'ım kitabı böyle şey olunca atladım. Ya hocam imam atlarsa cemaat topsuz olan da röveşte yatar ya. Çık. Hadi be zekay kiliçe. Çık dışarı yat alaycı tavrını yıka gel. Neyse düşman dağlarda mevzilenmiş. Hocam hocam. Tamam be, işte o dağlar denize paralel dağlar. Yağmur yağıyor, kurşun yağmuru. Davetiyelerini nereden temin ettiniz? Ya yeğenim sen burada yenisin evvel ya. E biz de ressamız. Bak benim çok ünlü tablom var ha. Cennette bir sığır diye. Şimdi sığır ölüyor, cennete gidiyor. Bir bakıyor yine her yer mera. Anladın? İmgesel şeyler bunlar. Neyse alırsın tablomu incelersin sonra. He. Bak ben de eleştirmenim ama ağzım çok bozuk. Böyle resmi beğenmedim mi oracıkta böyle ağzımla sülalesini çizerim sanatçının. Buyurun geç. Bana böyle ekmek arası bir şeyler getir. Benim okuldan geldim karnım aç. Efendim içeride açık büfemiz var buyurun. Açık büfe mi? İyi iyi siz orayı iyice açın. Tütük geldi hadi. Bay Ömer'i tebrik ederim. İnsana dair çelişkileri farklı nesnelerle çok güzel sunmuş. Ne? Bu mu yani insana dair çelişkiler? Bence burada ressam Ömer amcanın kafa manitadaymış tamam mı? Manitaya mesaj atmış ama karşılık gelmemiş. Geldi Entel Maganda şimdi rezil edecek bizi. Bence çok yüzeysel bir yorum. Peki siz anlatabilir misiniz ruh halinizdeki çelişkileri eşyalarla? Ya tabii anlatırım Hacı abla. Ben var ya hırdavatçı eşyalarıyla bile anlatırım. Misal, bu yürüyen merdiven, ben duvara dayanan düz merdiven, düz merdiveni alıp tekerlekli sandalyenin üstüne koyup, onu da alıp yürüyen merdivenin başına koyarsan, bu ruh halindeki çelişkileri anlatır. Ya,
Neyse, siz cengaverler bu fotolara bakın. Benim acık karnım acıktı. Çok sert bir dille eleştirdim. Hadi görüşürüz. Zekai, nasıl girdin sen içeri? Davetiyen var mıydı? Ya tabii vardı. Ex tavşanım. Camdan girecek halim yok ya. Nereden buldun peki? Ya ben bir keresinde kendi heykelimi yaptırmıştım sanatçı abiye. Sonra gittim, abi dedim şu heykeli bir daha yapsana. O da bana dedi ki, ya ben sergiye davetliyim, yapamam Zekai. Öyle deyince ben de ver davetiyeyi, ben gideyim sergiye, sen otur heykeli bitir dedim. Ya oğlum, Zek. Ya portum yok mu lan portum? Oğlum, bu sıvıları çekmiyor ya. Ya bırak oğlum şu bardağı, bırak ya. Ben içerim lan. Tamam, tamam, tamam. Ya abiler nereye gidiyor? Bakın ne olur bırakın bizi, gözünüzün yağını emeyim ya. Bu davetiyelerin seri numarası sahte. Ya nesi sahte abi? Sayının sahtesi mi olur? Matematikte yok mu o sayı ya? Zekai, benim davetiyemi çalıp bastınız değil mi? Pırıl, yürü bizi bunlardan sanmasınlar. Abi bak, Allah rızası için bırakın bizi ya. Abi bak, ben özümde var ya çok iyi bir çocuğum ama küçük yaşta böyle 13 tane kardeşim olunca ne oldu biliyor musun? Hayatla dövüşmek zorunda kaldım. Abi bak, ne olur bırakın bizi ya. Ne isterseniz yaparım ha. Evinize temizliğe gelirim. Vallahi arabanızı yıkarım. Bunu yapmadan önce düşünecektiniz. Derdinizi polise anlatırsınız. Aman Hacı abi durun ya, durun. Bak biz Kayseriliyiz. Ben size oradan pastırma neyin getiririm. İleride bir gün bebeğiniz olursa bebeğinize burs ayarlarım belediyeden. Fakir olmanız önemli değil, yaparlar abi, ayarlarlar size burs. Sen Kayserilisin. Övünmek gibi olmasın, Kayseriliyiz. Ben de Kayseriliyim. Neresindensin? Yillisiyim ben. Hacı Kılıç Mahallesi. Ben de Yillisiyim. Hunat Mahallesi'nden. Bildim yorumlarından Kayserili olduğunu. Ciğerim kaynadı. Anlat bakayım. Niye gelip sergimi dağıttınız? Ya Hacı abi bak, benim bir davşanım var. Bu manita mevzusu. Bu bir tane eleman geldi sanat sepet olayına, benim davşanın aklını aldı. Ben de bunları yakın mesafeden takip ettim. Ne yapayım, civan mert bir insanım. Sevda beni çekiyor. Biz ailecek böyleyik. Anladım toprağım. Ben de bu yollardan geçtim. Aşk acısından Müslüm konserlerinde az mı ciletledim kendimi? Ama kağıda kan düşeceğine tuvale boya düşsün dedim. Güvenlik. Buyurun efendim. Ben şikayetçi değilim. Çocuklar gidebilirler. Tabii efendim. Ya inşallah kalıcı eserlerin olur. Toprağım bak, mücahiden bol olsun. Allah razı olsun abi. Bak istersen senin için new pose bile veririm ha. Hadi gidelim. Bizim etrafımızı sardı mı 8 tane güvenlik? O sırada arkadan bizim ressam koşa koşa geldi. Durun durun, meğerse ressam Yilisliymiş. Zekai Kilitçi. Okulun adresini sağa sola vermiş. Babayın eğitim yuvası mı belledin burayı? Sana kargo gelmiş. Ya hocam, yani biz dürüm neyi söylüyoruz ya, o yüzden verdiydim ya ben adresi. Okulun kuralları adına. Yoksa okula mı yerleşiyorsun sen? Lise 4 adamsın. Hazırlıklar bile yapmaz seni bu yaptığın. Al kargomu. Bir daha da görmeyeyim ha. Kimden gelmiş? Ömer Yalçın. Senin şu sergisini mahvettiğin ressam yollamış. Herhalde kırdığın resmi onartman için gönderdi. Oğlum Zek, açmayalım lan. Biz de ona resim çizip gönderelim hacı. Böyle tersten hat çizelim. Aha. Fal mı çıktı ya bundan? Aha, notmuş. Zekaycığım, isyanın tablama yansıdı. Benden sana armağan olsun. Ömer Yalçın. Nasıl ya? Ressam senin fikrini çizip sana mı yolladı? Ne sandın omuz başı? Benim sanatım da solaktır. Zekai, ne kadar şanslısın. Çok önemli bir ressam sana jest yaptı. Ama sen çok şanslısın ex tavşanım. Al, bu foto senin olsun, al. Teşekkür ederim.
kitabını kim sayacak? Hocam! İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac çekmek. Güdük. Oğlum düşün ki senin yarın elinde tuttuğun şu ekmek ve gözünün önünde yarını çatır çatır yiyorlar. Oğlum benim yarın ekmek olursa ben metresini böyle arasına koyarım ha. Tövbe bismillah. Oğlum nimete neler yükledin ya. Şimdi çarpılacağız ha. Şimdi bir de çarpıldık diye dinci de sıfır verecek sözlüden. Ya yok aga. Ben bu okuldan 7 manita yaptım. Kız meslekten 2 manita yaptım. Yine de göğünümün arkasından 2 tane kulak çıkıyor. Tavşan yarimi unutamıyorum ya. Her gün hasretinden havuç yiyorum. Gözlerim güçlendi oğlum. Ta uzaktan bile görüyorum pırılı. Ben bu şartlar altında nasıl unutacağım tavşanımı? Zalim şartlar. Oğlum Zeç, gördün mü lan? Şoray'la pırıl kavga ediyor oğlum. Oğlum bak, at pazarında bir laf vardır. Bana balık tutmayı öğretme. İki lahmacun at. Oğlum bak, yani şimdi sen pırılı teselli edeceksin, tamam mı? Ama aynı zamanda alttan da teklif edeceksin. Oğlum entrika çevireceksin lan şu dizilerdeki gibi. Tavşanım, az önce Şoray'la kapıştığınız gibi gördüm. Ne oldu, ağız burun daldı mı sana? Anana küfretti mi? Ya of, yok bir şey. Alt tarafı tartıştık. Konuşmak istemiyorum bu konuda. Ya seninle hiç mi çağdaşlık yok? Ha? Tamam ben senden ayrıldım ama biz seninle sınıf arkadaşıyız. Bak ben aslında süper bir arkadaşımdır sevgililiğin dışında. Nasıl ki kızlar bana arkadaşlık teklif ediyor, erkekler de bana ahbaplık teklif ederler. Yani ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yanlış karşılama beni, ne olur. Ya, Şoray çok ulema. Her şeyden o anlıyor, her şeyi o en iyi biliyor. Ben politikadan anlamıyorum diye beni küçümsedi, sinir oldum. İşte bu erkeklerin genel maçist tavrı, Amazon'um. Yani erkekler kendilerini hep daha zeki görürler kadınlara karşı. Sen de kendini aşağılanmış ve hor görülmüş hissediyorsun, değil mi? Şimdi bu şorak ileride içip içip seni aşağılar. Sonra sen ananın evine gidersin, orada seni kunter de aşağılar. Çok haklısın, hep aynı şey yapıyor. Yani bak, istersen ben senin için bir gidip konuşayım bu Şoray'la, akıcı bir dille ha? Beni konuşayım derken böyle ağız kavgası falan mı? Benim bildiğim ağız kavgası böyle ağza vurma şekliyle olur ama bu öyle değil. Hani gidip insancıl bir dille anlatayım ona kadınları hor görmemesi gerektiğini. Tamam o zaman. Çok sağ ol. Al bakalım. Niye verdin bunu bana? İçine müsil falan mı attın? Böyle şakalar 70'lerde kaldı yeğenim. İlle bir şakacılık yapacak olsan çayın içinden ben çıkardım. Ne istiyorsun Zekai? Bak Şorak, beni buraya pırıl yolladı. Artık seni sevmiyormuş. Kız demin her yeri sana olan kinini kustu. Her yer menemen oldu. Seni pırıl falan yollamadı. Bu kocaman bir yalan. Bu kocaman bir gerçek genç herif. İnanmıyorsan pırıla sor. Ahan da orada oturuyor. Pırıl, Zekanın söyledikleri doğru mu? Evet, doğru Şoray. Yazıklar olsun sana Pırıl. Ne oldu şimdi ya? Pırıl, bu Şoray'ın çağdaş görüntüsünün altında soğanlı lahmacun varmış ha. Ya ben buna kızı aşağılama, hor görme falan dedim. Yok ben öz annemi bile aşağılarım. Sabah akşam aşağılarım falan dedi. Sonra da geldi buraya sana fırça sürttü, değil mi? Şoray nasıl böyle bir şey yapar? Hiç böyle bir insan değildi ki. Ya aslında kimse böyle bir insan değildir Eks yarim. Sen bu Şoray'ı şımartmışsın. Zengin ailenin tek bebesi gibi yetiştirmişsin. E bu saatten sonra da Fransız bakıcı tutacak halin yok ya. Bak bence sen bu Şoray'ı görmezden gel. Yok say, tamam mı? Sanki bu okula hiç nakil olmamış gibi davran. Haklısın. Ya Pırıl, şu
Pınter'e söyle ki bak dizüstü bilgisayar aldım ama böyle dizime göre değil. Tam böyle ayağıma göre. Ya anlayacağın firma bana ayak yaptı biliyor musun? Dava açayım mı? Senin dizin numaralı mı kalın keçi? Bak şimdi romantistik yapma. Bir dakika ya. Zekai, Şoray arıyor. Çıkışta bekliyordu. Ne diyeyim şimdi? Çıkışta bekledi lan. Böyle tehdit et, tehdit. Emni, sen kendini ezdirmemeye devam et eski çıktığım. Sana hesap falan sorarsa sözelci takıl. Alo? Pırıl neredesin? Çıkışta bekliyorum iki saattir. Benim senin çıkışta beklemek gibi bir sorumluluğum yok Şoray. Hem ben arkadaşlarımla geyik yapıyordum. Dağılmışım, eve gelmişim. Pırıl, inanamıyorum sana. Sen benim tanıdığım Pırıl değilmişsin. Sen benim tanıdığım Pırıl değilmişsin dedi. Ne demek istedi? Allah Allah. Tanıdığı kaç tane Pırıl varsa artık. Neyse, aferin sana Pırıl. Sen çağdaş Türk kadınının mihenk taşısın. Şimdi sırada bu Şoray denen tahtamandala siyasi aranada dersini vereceksin. Ona politika nasıl yapılırmış göstereceğim. Merakma sen. Tamam. Kudüs'ü babaya oy verin. Kudüs'ü babaya oy verin. Oylarımız Kudüs'ü Kilişçi'ye. Ya Zekai ya. Burası Şoray'ın evi. Neden buraya geldik? Ya senin politikadan anladığını Şoray'ın sakinleri de görsün, Şoray'a desin istedim ya. Evet, Kudüs'ü babaya oy verin. Ben biyolojik oğluyum. Buyurun. Şişt, al bakalım yeğenim. Ebeveynlerine verirsin, al. Zaten sen okusan da anlamazsın bunu. Bak, Pırıl da ver ben de kayınpama destek atayım, çılgın atayım dedi, eliyle anda atıyor. Yakında inşallah ben de sevgili olduğumuzu sana kendi ellerimle ilan edeceğim. İstersen git bir Pırıl'la konuş. Bak babamdan kayınbabası gibi bahsedecek ha. Pırıl, bu ne? Bilerek mi yapıyorsunuz? Ne var ki? Benim de politik bir duruşum var. Kudüs'ü babama destek oluyorum. Baba mı? Ne oldu sana böyle ya? Zekai, hani sen beni Şoray'ın karşısında güçlendirip ilişkimizi düzenleyecektin? Ya bak, gitgide karambole yuvarlanıyor bu ilişki. Ya ex tavşanım, bu Şoray'ın ailesi Ekber dayı taraftarıymış. Holiganıymış da ondan bu trip. Ya sen merakma, sen benim direktiflerime güven. Ben seni güçlü bir insan yapacağım. Sana lider vasıfları yükleyeceğim ya. Hadi yürü, daha gidip trofoya bu büyük ilanları yapıştıracağız. Yürü. Sana anlatacağım şeyler var Şoray. Zekai ile Pırıl var ya. Zekai, Şoray geliyor. Ha, bana bak ex tavşan, aldırmaz ol. Sanki karşıdan bir ünlü şahsiyet geliyormuşçasına görmemezlikten geldi. Pırıl, biraz konuşalım mı? Biz seninle aynı dili konuşmuyoruz Şoray. Ha Şoray, hadi oğlum sen dil kursuna hadi. Pırıl. Sensiz geçen günlerimde çok düşündüm. Ve hareketlerimin çok ukala olduğunu fark ettim. Seninse kendinden ödün vermeyen tavrın beni tekrardan sana aşık etti. Şoray, sen neler söylüyorsun? Ciddi misin? Ciddi ama samimi değil Pırıl. Bak aklın karıncalanmasın, aklına yuva yapıyor. Çok ciddiyim Pırıl. Zekai, yaptıkların için çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Anam! Vay arkadaş! Tabii ya! Bu Yeliz'den ikinci elle benim arkamdan entrika çevirdi. Ya kütük bu entrika ne mene bir şeymiş ya. Ben tavşanın gözüne lazer tutarken arkadan da biri bana lazer tutmuş. Oğlum var ya ben bile apıştım kaldım lan. Ama var ya en iyisi senin böyle zek olman zek. Oğlum var ya yoksa senin var ya çocuğunu düşürürler sana maymunu evlat edindirirler oğlum.